Tabii bizim Artvin ilinde tarım ürünlerimizin en önemlilerinden biri de arıcılık, bal üretimimiz var, ana arı üretimimiz var. Biliyorsunuz Artvin saf Kafkas arı ırkı noktasında gen merkezi. Dolayısıyla kapalı bir havza Artvin'e koloni girişi ve çıkışı bu anlamda yasak. O yüzden gen kaynaklarını, saf Kafkas arı ırkının gen kaynaklarını oluşturan bir iliz. Dolayısıyla bunun yanında sıfır kotundan 3925 metreye uzanan bir kot farkı var Artvin'de. Kot farkı demek ürün çeşitliliği demek. Çünkü her kotta farklı bir çiçek türünü, bitki türünü elde edebiliyorsunuz, görüyorsunuz. Dolayısıyla bu Artvin'e çok ciddi bir zenginlik katıyor. Artvin'in hangi havzasına giderseniz gidin farklı bir aromada, farklı bir balla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'nin başka bir yerinde böyle bir zenginlik göremezsiniz. Dolayısıyla bilimsel araştırmalarda da Artvin endemik ve biyolojik bitki çeşitliliği açısından Türkiye'nin birincisi. Bu bilimsel araştırmalarda da kanıtlanmış ve deklare edilmiş durumda. Bu çerçevede bizim Artvin'de Hatila Vadisi ile Kabarcet ile Çifteköprü'deki kestane yoğunluğuyla Balcı köyleriyle diğer taraftan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel bölgesiyle ve aklımıza gelmeyen şu an birçok noktasıyla Artvin çok ciddi bir arı üreticisi için zenginlik sunan bir il. Böyle olunca da tabii balımız kıymetli. Ben iddia ediyorum ki Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli balını üretiyoruz. Bu çerçevede ama buradaki eksikliğimiz şu, balın tanıtımı ve pazara sunulma şeklinde eksikliklerimiz var. Bu noktada da devletin ilgili makamlarından desteğe ihtiyacı var üreticinin. Biz eğer inanıyorum ki üretimden tüketime olan zinciri ve denetimi doğru kurarsak, bu noktada üreticiyi doğru noktalarda hem teknik hem maddi anlamda desteklersek, pazara sunduğumuz bal çok daha katma değerli, üreticiyi çok daha tatmin eder bir noktaya gelecek. Bu da arıcılığımızı daha da geliştirecek. Çünkü yine altını çizerek söylüyorum, Türkiye'nin herhangi bir ilinde böyle bir kot farkı, böyle bir bitki çeşitliliği, böyle bir gen, saf Kafkas arı ırkı her bir noktada toplamanız çok zor, bulamazsınız. Bu noktada biz ciddi bir zenginliğe sahibiz ama sahanın bu noktada doğru desteklenmesine ihtiyacımız var. Bu sağlanırsa eğer Artvin arıcısı Türkiye'de ciddi üretimleri yapan ve ürettiğinden de tatmin olan, zenginleşen ve bunu da katma değer olarak tekrar ülkemize geri çeviren, geri döndüren bir üretici haline gelecektir.